Zor bir karşılaşma olacak. Rakibimizi tabii ki tanıyoruz. Birincisi Fenerbahçe ile oynadı. Oradan o maçı daha net bir şekilde izlemiştik, takip etmiştik. Özellikle kadro değişikliğini biliyoruz. Çok fazla sakat oyuncu vardı ama son maçta baktığımızda birçok oyuncunun burada oynadığını görüyoruz ve bize daha hazır, daha çok oyuncu seçeneğiyle oluşan bir kadroyla çıkacaklar. İyi bir takım. Belki son bölümdeki çok fazla üst üste kazanamama serisi vardı ama son lig maçında kazandılar. O yüzden iyi bir takımla oynayacağız. İyi bir teknik adamı var, iyi bir kadrosu var. O yüzden yarın zorlu bir karşılaşma bizi bekliyor. Bizim hedefimiz tabii ki bütün maçlarımıza kazanmak için çıktık. Burada da kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Biz hafta sonu yine fırtına olan rüzgarlı bir maçtan geldik. Tabii ki Dries Mertens özellikle bu üçüncü senesi bizde. Her sene daha da gençleşiyor. Herkes yaşlanmasını beklerken o daha da gençleşiyor. Hem skora katkısı hem oyuna katkısı hem takıma yani sağ içi sağ dışı katkısı çok önemli. Yine Hakim Ziyech geçen sene bizim şampiyonluğumuzda çok önemli bir rol oynadı. Bu sene de sakatlıkları olmuştu. Devamında şu anda oyunun devamında hep kullandık onu. Ama o da oynamak için elinden geleni yapıyor. Çok önemli oyuncular, çok önemli karakterler. Onları çok hem seviyoruz hem oyuncu olarak beğeniyoruz. Hem de takım için her zaman başarımız için önemli rolleri var. Hakim için tabii ki bir oynama sayısı var bizde. Geçen sene de böyle bir oynama sayısını doldurursa bir sene daha devam ediyor. Ben dediğim gibi geçen sene bizim için şampiyonlukta çok önemli rolü vardı. Bu sene için de her zaman takım içerisinde potansiyel bir oyuncu. İyi çalışıyor. Formatını tekrar kazanmak için hep çalışıyor. O iyi oynadığı sürece, o takım içerisinde olduğu sürece tabii ki Hakim Ziyech gibi bir oyuncuyu hiç kimse bırakmak istemez. Aslında bizim çok fazla joker oyuncumuz var. Yani Yunus öyle, Barış öyle. Baktığımızda son maç Roland Sallai'yi o şekilde çok farklı yerlerde hem kanat bek hem forvet arkası hem dörtlü oynadığımızda kanatlarda kullanıyoruz. Yarın için tabii ki bu oyuncularla ilgili bu düşüncelerimiz var. Ve milli takımda da Yunus önde çok yine başarılı bir oyun ortaya koydu. Ama biz de dediğim gibi hem oyun içi bazen sistemini değiştiriyoruz. Bazen başlangıç dizilişlerimiz var. Ama Yunus'u önde hücumda etkili bir şekilde yarın da kullanmayı düşünüyoruz. Bugün onunla ilgili Yener hocamız gerekli açıklamayı yaptı. Yani ameliyatı orada olacak. Devamı da orada olacak. Yener hoca onunla ilgili bir açıklama yaptı. Onu ulaşabilirsiniz.